Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Kur'an-ı Kerim'de El-Münafikûne vel-Münafikâtu ba'duhum min ba'din ya'murûne bil-munkeri ve yenhevne anil ma'ruf ve yakbidûne eydiyehum nasullâhe fenesiyehum innel münafikîne humul fâsikûn. İkiyüzlü erkek ve kadınlar da birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar. Elleri de sıkıdır. Allah'ı unuttular. Bu yüzden Allah da onları unuttu. Doğrusu ikiyüzlüler fasıktırlar buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde münafığın alameti uçtur. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder buyurmuştur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Şüphesiz ki münafıklık kronik bir hastalık, öldürücü bir vaba ve bireyleri ve milletleri yıkıcı bir afettir. İman gerçeğini etkileyen ve temellerini yıkan en tehlikeli kalp hastalıklarından biridir. Ayrıca toplumun güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ahlak açısından tehlikeli sosyal bir baladır. Münafıklığın tehlikesi inkarcılık tehlikesinden daha beterdir. Çünkü bu bir hastalıktır ki eğer milletin vücuduna girerse kemiklerini kemirir ve sözünü farklı kılar. Bilelim ki ihanet ve ajanlık silahı devletlerin tarih boyunca varlığını tehdit eder. Tarihe göre ezilmiş, yırtılmış veya hatta ortadan kaybolmuş devletlerin kendi iç ihanetleri sebebiyle büyük düşüşe maruz kalmıştır. Devletlerin kendi içindeki tehditler dışarıdan gelen tehditlerden her zaman daha büyük ve daha tehlikelidir. Münafıklığın iki tür olduğunu bilmemiz gerekir. Büyük ve küçüktür. Büyük münafıklık daha tehlikelidir. İtikadi olarak kişi kendi içinden gerçek anlamda iman etmemiş olup dışından Müslüman olduğunu gösterir. İşte bu tür münafıklık cehennemin dibinde temelli kalmaya sebep olur. Diğer tür olan küçük münafıklık ise ameli olarak davranışta bir sapma ve münafıkların bazı belirtilerini taşımak demektir. Böylece insan iyi görünür ve tam tersi olan şeyleri saklar. Yani içi başka, dışı başka olur. Bu tür münafıklık dinden çıkarmaz ama büyük münafıklığa giden bir yoldur. Kur'an-ı Kerim ve sünnet de bize bu münafıkları, ahlakları ve hilelerini bildirmiştir. Münafıkların alametleri zamanla değiştiğini görmedik. İşte münafıkların tanındığı en önemli alametlerden şunlardır. Yalan söylemek, sözünde durmamak, ihanet etmek ve husumette her şeyi düşmanlığa dönüştürmektir. İşte bunlar Peygamberin tarif ettiği münafıkların en çirkin sıfatlarıdır. Hazreti Peygamber hadis-i şerifinde dört haslet vardır ki kimde bu haslatlar bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet vardır demektir. O dört haslet şunlardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Bir konuda taraf olduğunda haddi aşar, işi düşmanlığa dönüştürür buyurdu. Yani kimde bu haslatlar ya da bunlardan biri bulunursa münafık olur demektir. Bu haslatlar genel olarak ümmetin menfaatlerini kurcalayıp yıkmayı hedefliyor. Münafığın başkalarını aldatmak için yalan söylediğini görürüz. Bu bağlamda Allah Teala insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah'ı şahit tutar buyurmuştur. Kur'an'da münafıklık, aldatma ve ihanet zikredildiği zaman
Yalan söylemek de zikredilir. Allah Teala, bunlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde hastalık vardır. Allah hastalıklarını artmıştır. Yalan söyleye geldikleri için onlara elem verici azap vardır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemekten uyardı da şöyle dedi. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe ve yalan peşinde koştukça Allah katında yalancı yazılır. Ve diğer bir hadiste Resulullah Efendimiz'e mümin korkak olabilir mi diye soruldu. Evet olabilir buyurdu. Mümin cimri olabilir mi diye soruldu. Resulullah yine evet olabilir buyurdu. Pekala mümin yalancı olabilir mi diye soruldu. Resulullah bu sefer hayır asla buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh yalan söylemeyi bir ihanet olarak tanımlayıp şöyle demiştir. Doğruluk emanettir ve yalan söylemek ihanettir. İhanet ve acanlık da sevgi bağlarını koparır. Çatışmalara, anlaşmazlıklara ve yolsuzluğa yol açar. Peygamber Efendimiz amanete ihanet edenin kıyamet günündeki durumunu şöyle anlatır. Kıyamet günü Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu falanın vefasızlığıdır denilir buyurdu. Diğer bir rivayette Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Allah şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet gününde ben onların hasmiyimdir. Biri şu kimsedir ki benim adıma yemin eder, ahit eder de sonra ahdini bozar. İkincisi hür bir insanı köle diye satar da onun parasını yer. Üçüncüsü şu kimsedir ki bir işçiyi ücretle tutar, onu çalıştırıp işi tam yaptırır da onun ücretini vermez. Kuşkusuz ki ihanetin en tehlikeli türlerinden biri aşırılık yanlısı grupların yürüttüğü şekilde vatana ihanet etmek ve vatanı ucuza satmaktır. İslam'ın uyardığı kötü hasletlerden husumette her şeyi düşmanlığa dönüştürmektir. Zira bu haslet tüm kötülüklerin birleşimidir. Allah Teala insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah'ı şahit tutar buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ın en ziyade boğaz ettiği adam şiddetli düşmanlık yapan hasımdır. Münafıkların halinden dolayı onlara iki yüzlü denilir. Hatta bu zamanda artık iki yüzlü değil, tabiri caizse bin yüzlü hale gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlisi iki yüzlü olan kimselerdir ki onlara bir yüzle gelirler, bunlara da başka bir yüzle gelirler buyurdu. Münafıklığın alametlerinden de münafıkların yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah ettiklerini iddia etmeleridir. Bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece ıslah edicileriyiz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir. Lakin farkında değillerdir. Ülkelerde tahrip yapma, müminlerin yüreğinde güçsüzlüğü bulaştırma ve sapkın fikirleri, yanlış anlayışları ve fitneyi yayma gibi bozgunculuğun çok şekilleri vardır. Allah Teala aranızda savaşa çıkmış olsalardı ancak sizi bozmaya çalışırlar ve fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. İçinizde onlara kulak verenler var. Allah kendilerine yazık edenleri bilir. Ve başka bir ayette sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke bilseydiler. Ve yine başka bir ayette Allah içinizden sizi alıkoyanları size Allah'ın yardımını kıskanarak kardeşlerine bize gelin
zulanmadıkça savaşa gitmeyin diyenleri bilir buyurmuştur. Bozgunculuk şekillerinden de insanların hakkını eksik vermek ve kendilerini de küçük görmektir. Bu bağlamda Allah Teala insanlara aşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın buyurmuştur. Yine de bozgunculuk şekillerinden şunlardır: yıkma, tahrip, masum insanları öldürme, güvenlileri korkutma, insanların çıkarlarını bozma, sorumluluğu yerine getirmemek, rüşvet, adam kayırma ve haksız olarak insanların mallarını yemek gibi işlerdir. İbadetleri yerine getirmeyi ihmal etmek ve özellikle en şerefli ibadet olan namaz kılmayı ihmal etmek de veya yerine getirildiği zaman riya yapmak da münafıklığın alameti sayılır. Allah bu sıfatları taşıyan münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ne onlarla ne de bunlarla olur. İkisi arasında bocalayarak Allah'ı bekaz anarlar. Ve yine şöyle buyurmuştur: onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşünerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz bu hususta da münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi buyurdu. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, münafıklığın belirtilerinden düşmanlarla ittifak yapıp din ve vatana karşı onlarla iletişim, casusluk, ihanet, haber ve bilgi aktarma ve ana vatanın sırlarını ifşa etme gibi işlerdir. Münafık, kendi ailesini, akrabalarını ve komşularını düşmanlara satan bir casustur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuğunu görürsün. Olur ki Allah bir zafer verir veya katından bir emir getirir de kalplerinde gizlediklerine içleri yananlara dönerler. Ve yine de şöyle buyurmuştur: şüphesiz aranızda bek ağır davrananlar vardır. Size bir musibet gelirse Allah bana iyilikte bulundu. Çünkü onlarla beraber bulunmadım der. Allah'tan size bir nimet erişse andolsun ki sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım der. Bilindiği gibi münafık kişi vatan ve çocuklarının başına bir şey geldiği zaman mutlu olur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur: size bir iyilik gelse onların fenasına gider. Başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır. Ne var ki yeni münafıklar yalan, ihanet, gaddarlık, sözleşmeleri bozma, kamuoyunu kışkırtma ve dine ihanet etme gibi sıfatlarına yeni sıfatlar eklemişlerdir. En önemlisi, şeklen ve siyasal dindarlıkta bürünerek dinle ticaret yapmak ve iktidarı almak isteyen grupların çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla dini kullanmaktır. Bu münafıklar vatanlarına ihanet etmek, onu ucuza satmak ve çalışmalarına yasal bir güvence sağlamak amacıyla
imanı kendilerine mensup edip başkalarını küfürle ve iman sınırlarının dışına çıkmakla itham ediyorlar. Yüce Allah bu çeşit münafıkların başlarına bela hazırlamıştır. Allah'ın gazabı bu dünyada ve ahirette onları etkileyecektir. Bu münafıklar Müslümanların sıkıntıya sokmak için kurdukları tuzaklara kendileri düşecekler ve kötü olan her şey onların başlarına geri gelecektir. Allah Teala oysa pis kurulan kötü tuzağa ancak sahibi düşer buyurmuştur. Yüce Allah büyük münafıkları tereddüt, istikrarsızlık ve her şeyden korkmakla cezalandırmıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ne onlarla ne de bunlarla olur. İkisi arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar. Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamayacaksın. Ve başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Her çığlığı kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar düşmandır. Onlardan çekin. Allah canlarını alsın. Nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar. Allah tarafından başka bir ceza daha da onların kalplerini anlamaz hale getirmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Bu önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Münafıkların ahiretteki göreceği ceza hakkında ise Yüce Allah şöyle buyurur. Çevrenizdeki bedeviler içinde ikiyüzlüler ve medeniler içinde de ikiyüzlülükte direnenler vardır. Onları siz değil ancak biz biliriz. Kendilerine iki defa azap edeceğiz. Onlar sonra da büyük bir azaba uğratılırlar. Muhakkak ki münafıklar dünyada ve kabirde azap görecekler ve ahirette de büyük azap görecekler ki kendileri ve tabileriyle birlikte cehennemde bir araya getirilecekler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ve yine de şöyle buyurmuştur. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır. Onlar inananlarla beraberdirler. Allah müminlere büyük ecir verecektir. Devletleri ve varlıklarını korumak ve güvenliğini sağlamak için bireyler ve kurumlar olarak tüm güçlerin uyanık olması gerekir. Hainler, ajanlar ve düşmanlarla işbirliği yapanların kökünü kesmek için tüm şerefliler her türlü gayret göstermelilerdir. Öncelikle Rabbimizin rızası için ve sonra da dinimizi, vatanımızı, namuslarımızı, canlarımızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için bu fitneci münafıkları vatana ihanet etmek isteyen herkese ibret yapmalıyız. Ey Allah'ım! Kalplerimizi münafıklıktan, yüzlerimizi ihanetten ve dillerimizi yalan söylemekten uzaklaştır. Mısır'ımızı ve halkını da koru ya Allah. Amin.